akşamlar diliyoruz. 2022 yılını birkaç gün önce hafta sonu terk ettik. Elveda dedik 2022 yılına. 2022 yılı bizlerde elbette derin izler bıraktı. Özellikle koronanın vermiş olduğu sağlık problemleri çok yaşadık. Çok büyük yitikler, insan kayıpları yaşadık. Bunun yanında tüm dünyayı etkiledi. Biraz önce de söylediğim gibi ekonomik krizler hala devam ediyor. Ama her şeye rağmen yeni bir yıla merhaba dedik. En azından yeni yılda beklentilerimiz var. Yeni yılda yeni seçimlerimiz var. Özgürce yapacağımız seçimler var. Özgürce yapacağımız adaletli seçimler bizleri bekliyor. Herkese iyi seyirler diliyorum. Hoş geldiniz. Sayın Kılıçkaya, hoş geldiniz. Merhabalar Dilek Hanım. İyi yayınlar olsun. Ben de tüm izleyicilerimizin yeni yılını kutluyorum. Ümit ediyorum sağlık, mutluluk, huzur, özgürlük, demokrasi getirir ülkemize. Evet, umuyorum. Birkaç dakika gecikmeli başladık. O yüzden hemen program konuğumuza merhaba demek istiyorum. Bu akşamın konuğu eski bakan ve gazeteci yazar Sayın Fikri Hocamız. Fikri Sağlar bizlerle birlikteler. Hoş geldiniz sevgili hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Ben de Erdal Bey gibi bizi izleyenlere ve sizlere tabii yeni yılınız sağlıklı, mutlu, istediğiniz gibi geçmesini dilerim. Tabii biz Türkiye'de yaşayanlar için de özellikle demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerin yoğunlaştığı Kürt'ün, Alevi'nin, Türk'ün daha mutlu yaşayabileceği bir Türkiye yaratılması doğrultusunda seçimin demokrasiden yana olanlar tarafından kazanılmasını diliyorum. Umarım bu dileklerimiz gerçekleşir. Olacak hocam. Bu yıl güzel şeyler olacak diyelim ve programa başlayalım isterseniz. Türkiye'deki siyaseti görüyoruz sevgili hocam ve sizler de yakından takip ediyorsunuz. Çok yakında da seçimler var. İlk konumuzu da seçimler üzerine sizlerle gerçekleştirmek istiyorum. Sizleri televizyon programından izliyoruz. Ayrıca Bir Gün gazetesinde yazarlarınızı, sıkı takipçiniz olduğunuzu belirtmek istiyorum. Ben sıkı takipçinizim. Sizin Teşekkür ediyorum. düşüncelerinizden evet ve fikirlerinizden faydalanmak anlamında şimdiden sunacağınız katılımlar için de ben teşekkür ediyorum size. Ve en son senenin son günleriydi. 29-12-2022 yılında yayınladınız bu yazınızı. Seçimlerle ilgili olduğu için hemen belirtmek istiyorum. Diyorsunuz ki Altılı Masa Sosyalist Blok ile Emek ve Özgürlük İttifakı hak ve özgürlükler için bir araya mutlaka gelmelidir. Sevgili hocam, şimdi sizinle birlikte hemen belirtmek istiyorum. Tüm dünya basını da Türkiye'de yapılacak seçimlere kilitlenmiş durumda. Foreign Policy'den birkaç gün önce çok ciddi bir açıklama geldi, bir analiz geldi. Türkiye seçimi 2023 yılının dünyayı değiştirecek 5 seçim listesinde diyorlar. Ve aynen sizin yazınızda belirttiğiniz gibi özellikle parlamentodaki üçüncü en büyük bloğu oluşturan solcu ve Kürt bir parti olan HDP kökleri hala Türk milliyetçiliğine dayanan altılı masaya dahil edilmedi diyorlar. Şimdi dikkat çekmesi gereken konu şu, Altılı Masa'nın AKP ve MHP'ye kaptırmamak için seçimlerde özellikle azınlık hakları konusunda taviz vermemeleri gerekiyor diyorlar. Sormak istiyorum. Şimdi Altılı Masa ülke vatan için diyorlar ya hani birlikteler biliyorsunuz. Bu son kurtuluşumuz da diyorlar. Peki sosyalistlerin, emekçilerin, Alevilerin, İşte solcuların, sünnilerin bulunduğu bir parti ile neden birlikte olmak istemiyorlar? Ha kaldı ki söylediklerinde samimi iseler, burada şunu da belirtmek istiyorum hemen. Bu altılı parti içerisinde sizler de biliyorsunuz Davutoğlu'nun AK Parti 2014 ve 2016 yılında yine genel başkanlığı yaptığını biliyoruz. Başbakanlık yaptığını biliyoruz. Ayrıca yine Babacan'ın ekonomiden sorumlu bakan olduğunu biliyoruz. Peki buradaki samimiyetliliği nasıl buluyorsunuz? Yani HDP'yi ve diğer sosyalist partileri masaya ilave etmemelerini nasıl açıklarsınız hocam? Buyurun.
Dilek Hanım, daha önce sizden yine görüştüğümüzde bu konunun üzerinde epey durmuştuk. Bir kere onu Evet hocam. ciddi bir şekilde altını çizmek isterim. Maalesef siyaset, Türkiye'de yapılan siyasette kim ne der anlayışı ön planda. Bu siyasetçinin kalitesinden, siyasetçinin ideolojisinin ideolojisiyle özdeşmemiş olmasından kaynaklanıyor. Yani insanlar eğer solcuysa sol literatürün kullanılmasından öte sol ideolojiden sapmadan durmalı ve gereğini yerine getirmeli. Ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Özellikle ben bunu Cumhuriyet Halk Partisi için söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi misyonu, vizyonu, emperyalizme karşı mücadele bugün yapılan da yani siyasal İslamcıların ortaya koymuş olduğu 20 yıllık düzene baktığınızda da emperyalist anlayışla üst üste oturan bir düzen olduğunu da açıkça görüyorsunuz. Zaten birbirlerinden farklı olmazlar. Emperyaller de siyasal İslamcılar biat üzerine dayalıdır. Bir tanesi işgal eder ama tam bir diktatör rejimini orada oluşturur, sömürür ve çıkar işi bittikten sonra. Siyasal İslamcı da biat üzerinedir. O da kullanır, bunu da Allah adına yapar. Yani dolayısıyla Allah adına yaptığı şeyin gerçekten Allah'ın söyledikleri kelam mıdır? O da ayrı bir mesele. Kendisinin inandığı İslam'la insanların, mütedeyyin insanların inançları bir midir? O da farklı bir şey. Eğer öyle bir şey olsa, örneğin Alevileri dışlamazlar. Öyle bir şey olsa, yani en azından Müslüman olduklarını söylerler. Eğer solcu olsalar ciddi bir şekilde ideolojilerine uygun olurlar. Kimlik üzerinden siyaset yapmazlar. Bir sınıf siyaseti oluştururlar. Emek sınıfının temsilcileri olduğunu ortaya koyarlar. O bilinçle hareket ederler. Ama maalesef bu yapılmıyor. Yani bunu yapamayan da bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi maalesef. Fakat şunu da göz ardı etmeyelim. Altılı Masa bir sinerji yarattı. Yani evet, ortalama kapitalist sistemde bir taraftan farklı bir şey yapmaya çalışılan, işte din bezirganlığı iklimi içerisinde kalan diğer sağ partilerle birlikte oturduğunuzda bir sinerji yaratıyorsunuz toplumun bir kısmına büyük hitap ediyorsunuz. Ama asıl geldiğiniz yeri ve vizyonunuzu, misyonunuzu unutarak yapıyorsunuz. Bana ne derler diyorsunuz. HDP ile bir arada durmanın, yani Kürtlerle halkların demokratik partisi olan, demokrasi noktasında birleşmiş olan değişik grupların ideolojik anlamda birlikteliğini oluşturan HDP ile yan yana durursan bana terörist derler diyorlar. Durmazsan da terörist diyorlar zaten. Yani şimdi siz teröristlerin ne olduğunu, bu adamların size nasıl yaftalar oluşturacağını, koyacağını bilerek hareket etmeniz gerekiyor. Sen de hırsızsın demen gerekiyor. Sen de yolsuzlukların başısın. Sarayda terörle, IŞİD'le işbirliği yapıp işte zalim bir halde zalim bir anlayışla Irak'ın, Suriye'nin petrolünü sömürüp satan üçüncü elsin demen gerekiyor. Ama bunları demiyor, diyemiyor. Ve o iklimin içerisinde bir politika uygulanıyor. Mesela şimdi durup dururken Türkiye'de türban, tırnak içerisinde türban Evet. demeden başörtüsüyle ilgili bir yasa verildi. Tam ne Hı. zaman milletin doğalgaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarının tap noktaya çıktığı, çocuğuna yumurta dahi alamadığı ve bir çocuğunu o kadar ağır yük altında kaldı ki bir çocuğunu okula göndermediğini açıkça beyan eden bir noktada siz başörtüsü diye üstelik de işi çarpıtarak, yani başörtüsü 1.000 yıllık dinler çıkmadan önce de Evet. örtünme olarak güneşten işte doğadan korunma doğrultusunda örtünen bir kadın erkek başına bağladığı bir bez. Türban ise tam bir militan üniforması. Yani bugün Türkiye AKP bir koalisyon tarikatı, tarikatlar koalisyonu. Dolayısıyla
bu tarikatların değişik üniformalarını dışına taşıyan kadınların iktidar içerisinde birbirlerini anlatabilmek için taşıdıkları türbanı bahane ederek Türkiye'nin varlık nedeni olan laisizmi, seküler bir ülke olan Türkiye'yi yok etmeye çalıştılar. Ve bu gerçek ibadet ve inancını, ibadetini devam ettirmek isteyen insanları da ciddi bir şekilde dışladılar. Bakın en son çıkardıkları Alevilerin cevevleri ibadethanedir. Alevilerin cevevlerini ve Alevileri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir daire başkanlığına bağladılar. Olacak iş değil. Yani bir inancı siz yok kabul ediyorsunuz ve başka türlü bir şey yaratmaya çalışıyorsunuz. Buna dur diyemiyorsunuz. Buna dur diyebilen bir siyasal hükümet, siyasal parti yok. Yani çok da kızgınlığından dolayı kusura bakmayın söylüyorum ama Estağfurullah, başta CHP, estağfurullah. başta CHP olmak üzere. Şimdi ben CHP'liyim. Sözümüze söz Onu oluyorsunuz. Buyurun. açıkça söyleyeyim. Ben CHP'liyim ama öz eleştiri yapmak zorundayım. Bugün yapmazsam ne zaman yapacağım? Bugün Evet. bu yapılanların sonucunda şimdi parlamentoya başörtüsüyle ilgili anayasal değişik getiriyorlar. Bu ne demektir biliyor musunuz? Okudunuz mu bilmiyorum ama Cindoruk bile dün açıklama yapıyor. Diyor ki Türkiye'de Cumhuriyeti'nin en temel ilkesi laikliktir. Aman anayasa bu anayasa değişikliğini muhalefet partilerinden kimse el kaldırmasın, girmesin bile. Bunu boykot etsin diyor bir sağda siyaset yapmış ama laikliğin bir ülke için, cumhuriyet için, Türkiye için ne kadar önemli bir ilke olduğunu farkına varan birisi uyarıyor. Kaldı ki bizden daha farklı bir yerde, daha farklı düşünen bir insan. Biz bunu söylüyoruz. Laiklik tehlikede yoktur diyerek bir yasa çıkarıyorsunuz durup dururken ya da teklifi veriyorsunuz. Şimdi anayasa hodri meydan noktasına geliyor. Evet. Muhtemelen bunu da bir zaman sonra oyalayarak üçüncü sandık olarak koyacaklar karşımıza. Peki o Evet. zaman ne olacak? Yani İsviçre'de biliyorsunuz bir referandum yapıldı. Camilerin minareleri olsun mu olmasın mı diye, minareler kalksın diye karar aldılar. Şimdi bu kalkar mı? Minare kaldırılır. Evet. Burada da aynı şekilde. Ama şu olacak bundan böyle ülkede. Kadınlar mutlaka örtünecekler, çarşaf giyecekler, peçe takacaklar, belki burka da takacaklar. Bunları takmazsanız, biz sizin zaten başı açıkları, mini etekleri de kabul ediyoruz diyerek ülkenin sahipleri onlarmış gibi, lütfedermiş gibi de konuşma yapacaklar, yapıyorlar da zaten. Şimdi dolayısıyla bunları yapan kim ne derse, kim ne der diyerek siyaset yapmaya çalışırsanız ilkelerinizden, kendinizden, benliğinizden, karakterinizden feda etmiş olursunuz. O zaman siz yok olursunuz. Bugün altılı masa bir CHP ve diğer sağ partilerden oluşuyor. Oysa Türkiye'nin temel vicdanı sol partilerdir. Emekten yanadırlar. Türkiye'de yaşayan insanların %99'u tek ama tek zenginlik kaynağı ya da varlık nedeni emeğidir. Çalışarak alın teriyle hayatını idame ettirebilir. Çalışır, iş bulabilirse alın teri döker, oradan elde ettiği parayla geçimini sağlar. Çocuklarının geleceğini kurmaya çalışır. Kaldı ki bizim gibi ekonomisi iflas etme noktasında olan ülkede de hayat pahalılığının çok yüksek olduğu bir yerde ne kadar çalışırsanız çalışınız elde ettiğiniz gelir sizi ayakta tutamaz. O da ayrı bir mesele. Ama buna rağmen bir emek ve sermaye çelişkisi içerisinde siz emekten, insandan yana olmalısınız. Şimdi bunları yapmıyorsunuz. İşte bir arada çok sevindim ben. Neoliberalizme karşıyız dedi Cumhuriyet Halk Partisi. Ama sonra ekonomik model açıklandı. Ekonomik modeli açıklayanlar neoliberaller oldu. Yani sosyal siyaset, sosyal ekonomiyi, sosyal piyasa ekonomisini ortaya koyan insanlardan daha ziyade işte Jeremy Rifkin gibi ya da diğer Daron gibi tamamen Evet. neoliberal, hatta Daron Acemyan neoliberalizmin yeni modelini yani neoliberalizm yepyeni bir liberal
ekonomiyi bugün dünyada söylemeye çalışıyor. Onun için de en önemli 10 ekonomisten biri olarak dünyada kabul ediliyor. Yani geri dönüp emek sermaye çelişkisinde emekten yana olan toplumsal hayatı adil paylaşımla devam ettiren bir anlayışı sergilemiyor. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin modeli olarak açıklanıyor ama Altılı Masa bunu kabul ediyor mu, o da ayrı bir mesele. Belki Altılı Masa için bunlar yapılıyor. Şimdi bu dolayısıyla HDP'nin olmamış olması, sadece HDP'nin değil, İşçi Değil, Partisi'nin, evet. SDP'nin, diğer sol, özellikle sosyalist bloktaki sol Evet. partinin filan bulunmamış olması bu yapının içerisinde bir eksikliktir. Ben her zaman onu söylüyorum. Dilek Hanım, geçen defa da Evet, söylemiştim. evet, Sol evet. bacakta olmadan koşamazsınız. Evet, Yani sağ doğru. bacaktan, bir tek bacaktan sakat olarak devam edersiniz. Bir engelli olarak devam edersiniz. Ama gideceğiniz yere hızla ve güven içerisinde varamazsınız. O zaman iki bacağınızla koşmanız lazım. İki bacağınızla önce ayaklarınızın üzerinde duracaksınız, sonra da koşacaksınız ve hedefe herkesten önce ulaşacaksınız. Yani sandığı dolduracaksınız ve iktidar olacaksınız. Ben bu Evet. nedenle bütün gücümle, bugünkü yaptığım, yazdığım yazıda da, yarın da öyle, sağ solda bulunan bütün ittifakların bir arada yol yürümesi gerekiyor. Çünkü Türkiye bir kurtuluş savaşıyla karşı karşıya. Yeni bir emperyalist, neo-emperyalist bir işgal altında 20 yıldır. Siyasal dincilerin getirmiş olduğu bir yağmalanma altındadır Türkiye'nin bütün kaynakları. O nedenle buna Evet. karşı durabilmenin yolu birliktir, güçtür. Evet, devam edeceğiz sevgili hocam. Ama sizin söylediğiniz gibi emekçilere, sosyalistlere yer vermek gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz bunu sevgili Kılıçkaya, isterseniz sizinle birlikte Latin Amerika'ya dönelim. Biliyorsunuz Brezilya bunu çok Lula. güzel bir şekilde, evet değil mi? Lula, evet, Evet. başardı. Başardı hocam. 2000 Yani sol sağ yönetimlerinin herhalde yüzü kızarmıştır. Olabilir. Evet, doğru söylüyorsunuz. 216 milyon nüfuslu ülkede Fikri Hocam 156 milyon seçmen en kutuplaşmış seçimini yaptı ve evet Lula dedi. İsterseniz bunu da sevgili Kılıçkaya'dan dinleyelim. Çok sevinirim Lula'nın ben. kazanmasındaki en büyük, bizler de çok seviyoruz. Neden? Halka dedi ki ben sizi kurtaracağım. Açlıktan, yoksulluktan, felaketten, her şeyden kurtaracağım. Ve en önemlisi de yeni bir dünya yaratacağım. Barış ve birliktelik yaratacağım dedi. Öyle değil mi sevgili Kılıçkaya? Buyurun, söz sizde. Teşekkür ederim. Şimdi yani Brezilya'da yaşananları şöyle bir kere Lula'nın mücadele ruhunu, asla teslim olmayışını Evet. selamlamak gerekiyor. Yani seçimlerden önce uydurma dosyalarla kendisine seçime girmesini engellediler ve ona rağmen asla teslim olmadı. Sonuna kadar direndi ve bugün seçim kazandı, ülkenin cumhurbaşkanı oldu. Diğerleri ne oldu? Diğer hırsızlar, diğer efendim her türlü saygısızlığı yapanlar, her türlü entrikayı çevirenler, hatta Brezilya'yı iç savaşa dahi sokmaktan çekinmeyen paramiliter güçlerini sokağa çıkarmayı bile göze alanlar bugün ülkeyi terk etmek zorunda kaldılar. Amerika'ya kaçtılar. Bir fotoğrafını gördüm. Amerika'da bir fast food restorantında tek başına yemek yiyordu. Etrafında hiç kimse yoktu, yalnızdı. Bunlar zaten böyle olurlar. İktidar, Evet. güç varken herkes etrafında bir sürü yalaka toplanır ama güç elden gidince de yalnız başlarına kalırlar. Ümit ediyorum bizim ülkemize de bu İyi bir referans olur. Bilsinler ki bugün güç sahibi olanlar yarın gittiklerinde yalnız başlarına kalacaklar. İnanın bana, şimdi bir kendilerini alkışlayanlar, efendim el ayak öpenler yarın selam bile vermeyecekler bunlara. 3 gün önce Fethullahçılarla birlikte nasıl kol kola yürürken birbirlerini pohpohladıklarında, bir anda yolları ayrıldığında nasıl birbirlerini yarı yolda bıraktılarsa yarın da aynısı olacak. Onun için
hiç kimsenin böbürlenmesine, hiç kimsenin kendini dokunulmaz gibi görmesine gerek yok. Bir gün gelir, devran döner ve bugün bu halka zulmü reva görenler yarın bunun hesabını vermek zorunda kalırlar. Verirken de asla ve asla şeyden sakın ola ki akılların ucundan bile geçirmesinler. İki elimiz yakalarında olacak, kendilerinden hesap soracağız. Çünkü bu millete çektirdiklerinin hesabını vermek zorundalar. Yani seçimler yaklaştığında her gün bir müjde paketi açıklayarak durumu kurtaracaklarını zannediyorlar. ÖYT'lere yeniden düzenlenmesini devreye sokuyorlar. Efendim 3 yıl önce seçim kaybetsek de asla bu yasayı ele almayacağız diyenler seçim kaybedeceğini anladıklarında bu tür seçmeni kaybetme ihtimali görününce evet, şeylere başvuruyorlar. Asgari ücretle oynamaktan, 2 gün önce bir asgari ücret açıklayıp 2 gün sonra başka bir asgari ücret açıklamaları. Özetle yani maliyetleri sonradan halkın sırtına yüklenecek hediyeleri sanıyorum dağıtmaya devam edecekler. Dış ilişkilerde de durum aynı keza. Esad'la yan yana gelmeyeceğim diyen şimdi Esad'la görüşmelere başladı. Esad'la birlikte efendim bir araya gelmekte de bir mahsur yok gibi açıklamalar yapmaya başladı. Mısır'da benzeri bir fasıl açtı. Şu kesin, Erdoğan yeni yılda aman yorgun düştüm, aman her şey kötü gidiyor deyip kollarını aşağı sarkıtmayacak. Kesinlikle sonuna kadar, ama sonuna kadar mücadele edecek. Gitmemek için açıklanan müjdeler, çözülen ya da çözülmüş gibi, mış gibi yapılan sorunlar, yurt dışında, ülke dışında, uluslararası ilişkilerde düzeltilen ilişkiler, anayasa tartışmaları, yerli milli araba fenomeni, bulunan, her gün bulunan doğalgaz rezervleri, hepsi başat konumda olsa bile AKP iktidarının gideceği çok aşikar. Ama tek başına gitmeyecekleri de çok aşikar. Dolayısıyla bizim kesinlikle sonuna kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Yıkılmadık ayaktayız. Kriz var, çözüyoruz. Sorunları hallediyoruz. Hakları, özgürlükleri veriyoruz. Dargınlıkları bitiriyoruz. Hedeflerimizde geleceğe yürüyoruz gibi mesajlarla algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Eğer muhalefet hesabını geçen yılki duruma göre yapar ve ekonominin kendiliğinden AKP'yi alıp götüreceğini zannederse çok yanılır. Onun için ezberlerin ötesinde bir stratejiyle çalışmak gerekiyor. İktidarın hamlelerini bu aslında muhalefetin önerisiydi diye alaya almak gerçekten çok hayra alamet değil diye düşünüyorum. Çok gidişata direkt doğrudan müdahale etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda kamuoyuna yansıyacak kamuoyu yoklamalarında göreceksiniz çok da AKP'nin oy kaybetmediğini. Son yapılan araştırmada halen %41 küsür şey çıkıyor AKP'ye. Dolayısıyla muhalefetin kesinlikle ve kesinlikle işi sağlam tutması gerekiyor. Fikri Bey'e sonuna kadar katılıyorum. Bu altılı masada HDP'nin ve diğer sol sosyalist grupların, partilerin olmaması anlaşılır değil. %49'a yaklaşan oy oranına karşılık %51,5'la kazanma imkanı var. Dolayısıyla %1, %2 bile çok önemli. En son yapılan kamuoyu açıklamalarında İşçi Partisi'nin, Türkiye İşçi Partisi'nin %2 oranında oy aldığı görülüyor. Gördüğünüz gibi o bile Erdoğan'ı devirmek için yeterli bir oy. Dolayısıyla artık hiçbirbirimizi ötekileştirmeden, hiçbirbirimizin efendim kaşına gözüne bahaneler bulmak yerine demokraside, özgürlükte, insan haklarında, eşit yurttaşlıkta, inanç özgürlüğünde birleşen bir
demokrasi mücadelesine girmemiz gerekiyor. Zira başka şansımız yok. Ya bunu becereceğiz ya da gerçekten çok daha kötü günler bizi bekliyor. Her açıdan, demokrasi açısından, insan hakları açısından, kadın hakları açısından, inançlar açısından sıkıntılı günler bizi bekliyor olacak. Dolayısıyla herkesin üzerine sorumluluk düşüyor diye düşünüyorum. Evet, biliyorsunuz birkaç gün önceydi değil mi? Buyurun, buyurun hocam. Dilek Hanım, benim vaktim çok özür dileyerek biraz geç başladık. Biraz da benden galiba bağlanamadık. ama ben bir başka yere de söz vermiştim. Tamam hocam, o da peki. Doğrusu, öbür taraftan da işaretler alıyorum. Ben tamam ama son hocam. Erdal Bey'in bu güzel konuşmasına bir iki şey eklemek istiyorum. Buradan bizi izleyen, dinleyenlere de hem selam söyleyerek hem de bilmeleri gerektiği gibi. Muhalefet ciddi bir strateji belirlemeli. Ve o stratejiye uygun taktikleri uygulamalı. Bunların başında gelen halkla kucaklaşmaktır. Yani sol, demokrasi, tırnak içerisinde hak özgürlüklerin alındığı yer alanlardır. Sokaklardır, meydanlardır. Orada halkla buluşmaktır. Orada yığınları kucaklaşmaktır. Televizyonlardan ya da kapalı salon toplantılarında biz bize söyleşiden artık vazgeçmemiz gerekiyor. O çok soğuk bir stratejidir. Bu stratejiyi bozmak lazım. Ama buraya da giderken bir şeyler söylemeniz gerekiyor. Bakın, sadece esnafların elini sıkmaya ve dertlerini dinlemeye çıktı muhalefet partileri. Recep Tayyip Erdoğan'ın güncel deyimle kimyası bozuldu. Ne yapacağını şaşırdı. Çünkü halk orada faturasını söyledi, elektriği ödeyemediğini söyledi, doğalgazla ısınamadığını, battaniye bile olmadığını, sokakta şimdi maaşının, yapılan zamların, enflasyonu peşinde koştuğunu, alamadığını, biraz evvel de söylediğim yumurta dahi alamadığını, çocuğuna süt içiremediğini söyledi. Bunları herkes duydu. Ama Recep Tayyip Erdoğan şimdi algı yönetimini, Erdal Bey'in güzel anlattığı gibi algı yönetimiyle bir şeye getirmesi mümkün değil. Yani her seçim öncesinde biz doğalgaz ve petrol buluyoruz. Ben bunları topladım, 2007'den bugüne kadar Suudi Arabistan kadar petrol çıkarıyoruz. Yani dolayısıyla OPEC'e girmemiz gerekiyor. Ama öyle bir şey yok. Çünkü her defasında aynı şeyleri söylüyorsunuz. Kapandıkları açlık diyorsunuz. Gerçekten ekonomik olmayan açılmış kuyular var. Türkiye'de boş durmuyor yüzyıl boyunca. O kuyuları şimdi tekrar açıldı, bulduk diyorlar. Sonra tekrar kapatıp tekrar bulduk diyor diyecekler bir sonraki seçimde. Kalmayacaklarını biliyorum. Ama şunu söylemek istiyorum, altını çizerek ondan sonra da özür dileyeceğim size. Anayasanın 101. maddesi, evet, şunu ben söyledim. De onu soracaktım. Buyurun. Bir kimse, çok açıklıkla, bir kimse İkiden fazla cumhurbaşkanlığı evet. yapamaz diyor. Bunu biraz açalım Fikri Hocam, lütfen buyurun. Ancak diyerek devam ediyor. Eğer parlamento kendini feshederse, bir daha söylüyorum. Parlamento kendini feshederse, bildiğiniz gibi değiştirilen anayasada parlamento kendini feshederse, yani seçime giderse, cumhurbaşkanı da seçime gitmiş oluyor. Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshederse, biraz sonra söyleyeceğim geçerli değil, onu şimdiden söyleyeyim. Parlamento kendini feshederse, cumhurbaşkanlığı süresi bitiminden önce feshederse, hakkı olduğundan dolayı üçüncü defa aday olabilir diyor. Yani bizim güncel tabirle erken seçim yapılırsa, parlamento erken seçime karar verirse, şimdi Dilek Hanım tekrar söylüyorum. Parlamento erken seçimi dedi. Evet, meclis, burası çok önemli. Meclis çok önemli. Cumhurbaşkanı değil. Parlamento feshederse kendini, Cumhurbaşkanı'nın hakkı oluyor. Öyle yapmışlar. Öyle kalem onun da elinde olduğu için maalesef biz de onlara ayak uydurdu. Biz karşı çıktık ama işte ayak uydurulduğu için, Anayasa Mahkemesi'ne götürülmediği için böyle bir amof anayasa var. O zaman üçüncü defa aday olabiliyor. Şimdi 18 Haziran 2023'te Recep Tayyip Erdoğan aday olamaz. Üçüncü defa aday olamaz. Çünkü süresi bitmiş oluyor. Bu seçim 5 yıllık yenilenen seçim 18 Haziran'da
Bitiyor bu dönem. Onun için bu dönemden yani 18 Haziran 2023'ten önce bir seçim yapılması gerekiyor. Bu seçimi de parlamentonun kendini feshetmesi ederek yapılması gerekiyor. Parlamentonun kendini feshetmesi için 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. Oysa Cumhur İttifakı'nın 330 oyu var. O 330 milletvekili var, elini kaldırabilecek. Yani 30 milletvekili daha desteklemesi gerekiyor ki parlamento kendini feshetsin. Şimdi bunu iyice öğrendikten sonra bir şey daha söylemek istiyorum. Geçen sene Mart ayının sonunda 6 Nisan'da gündeme giren yani onaylanan bir yasa çıkarıldı. O yasa bir seçim yasası ittifakları ortadan kaldırıyor. Seçim yerel bölge barajları da getiriyor. %7'ye indirdiler barajı ama o ittifakın içerisindeki partilerin %7 alması gerekiyor. Yani bu durumda %2'lik biraz evvel Erdal Bey söyledi, İşçi Partisi'nin %2'si ve diğerleri tek başına bir şey yapamıyorlar. O zaman o seçimle girilmemesi gerekir. Dolayısıyla seçimin 18 ya da işte 7 Haziran'da birinci senesi doluyor. Pardon, özür dilerim. 7 Nisan'da birinci senesi dönüyor. 6 Nisan'dan önce seçime gidilmesi gerekiyor. Muhalefet biz 6 Nisan'dan yani yeni seçim yasasıyla değil eski seçim yasasıyla giderseniz el kaldırırız diye açıklama yapması lazım. Bunu yapmıyor. 18 Haziran'da aday olsun karşıma çıksın ben onu yeneyim diyor. Erdal Bey'in dediği gibi pek öyle bir şey durumda yok. İnşallah öyle olur, umarım olur filan. Ama biraz da siyaset akıl işidir, ayakları yere basma işidir, kestirme işidir, gerçekten bilgi işidir. Önemlidir gözlem. Bu durumda parlamentoda bulunan siyasi muhalefet ve parlamentonun dışında bulunan siyasi muhalefet sivil toplum örgütleriyle birlikte ayağa kalkmalıdır. Şu açıkça bu seçim, bu mevcut şimdiki içinde bulunduğumuz günleri içeren seçim yasasıyla seçime gitmeyi doğrultusunda direnmelidir. Ben Ağustos ayından, Temmuz ayından itibaren zorlayın, zorlayın erken seçime zorlayamıyorsanız sineği millete dönün zorlayın demiştim. Ama benim dedik yani ben dedim lafından da çok hoşlanmıyorum. 40 senedir birçok şey söylüyorum. Ama bunu da söylemiş olayım bu arada. Erken seçime götüremediler. Şimdi bundan sonra da götürmemeliler. El kaldırmamalılar. 18 Haziran'da seçim olacaktır denmelidir. Erken seçim demem yapamazsanız yani Şubat ayında Mart'ın başında seçim yaptıramıyorsanız ondan sonra dememelisiniz artık. Bunu açıkça bir strateji, hedef olarak muhalefet koymalıdır. İki ve en önemlisi Yüksek Seçim Kurulu bunu kabul eder. Ne var çıksın karşıma demek, laik demokratik cumhuriyete ihanet etmek demektir. Muhalefet tarafından. O nedenle hayır sen 18 Haziran'da aday olamazsın. Yüksek Seçim Kurulu ya da seçim kurulu buna karar veremez. Karar verirse başına yıkarız Türkiye'yi. Çünkü Erdal Bey çok güzel söyledi. Türkiye artık ölmekle sağ kalmak arasında bir noktada. Bundan sonrası yok. Üçüncü defa gelirse Recep Tayyip Erdoğan diktatörlük kurulacaktır. İşte Brezilya'dan örnek verildi. Lula geldi ama daha önceki Amerika'ya kaçtı. Bunlar da geldikleri zaman kaçacaklar bu belli. Onun hazırlıkları da yapıyorlar. Bugün Ulufi dağıtır gibi işte dün %25 kamu görevlilerine ve emeklilerine verdiler. Bugün %5 daha verdim diyorlar. Duyuyorum ki maliyeden önümüzdeki Mayıs aylarında yani seçime yakın onların yapacakları seçime yakın da %10, 14, 15 bir daha vereceklermiş. Şimdi bunu Özal yapmıştı hatırlarsınız belki Özal seçimden önce ben zam yapacak kadar enayi miyim demişti. Zamları seçim sonrasında yapmıştı.
Ama şimdi bunlar pervasızca, o kadar Ocak ayından itibaren zam yapmaya başladılar ayın birinde itibaren. Herkes umutla girdi. Şimdi müthiş bir hüsranla Evet. daha dördüncü gün ocağın devam ediyoruz yolumuza. Ben inanıyorum ki bu yıl gerçekten akıllı siyasetçilerin verdiği kararlarla yeni bir Türkiye yaratılacak yıl olacaktır diye düşünüyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çok Kusura teşekkür bakmasın. ediyorum. Bizi Estağfurullah Fikri izleyenlerinize iyi Hocam. Çok geceler, teşekkür iyi ederim. yıllar dilemek isterim. Çok önemli açıklamalarda bulundunuz. Biz size teşekkür ediyoruz. Fazla vaktinizi tutmayalım çünkü başka bir yayına katılacaksınız. Eşinize Evet. Ankara'ya sevgiler gönderiyorum. Hocam iyi Ben de akşamlar diliyorum. izleyenlere sevgiler sunuyorum. İyi günler Teşekkür diliyorum. ederim. İyi Sağ olun. akşamlar. Sağ ol. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Kılıçkaya, var zamanımız. İsterseniz evet, bu kısa zamanda hemen Paris'ten devam edelim istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda Paris'te öldürülen 3 kişi için dündü sanırım, değil mi? Bir cenaze töreni düzenlendi ve aldığımız haberlere göre Fransa dışında Avrupa'dan da birçok Kürt halkı otobüslerle yığın yığın Paris'e geldiler. Neler oldu efendim? Dilek Hanım, öncelikle Paris'te katledilen 3 Kürt vatandaşın cenaze törenleri vardı. Gerçekten ciddi katılım vardı. Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerinden insanlar geldi. Fransız yerel yönetimlerden şeyler de vardı. Belediye başkanları, meclis üyeleri falan da vardı. İnanılmaz bir kalabalıkla cenazeler. Defnedildiler. Evet. Dolayısıyla şimdi cumartesi günü Paris'te gene bir bu Paris'teki yapılan katliam, yani öldürülen 3 kişinin protesto etmek amacıyla ya cumartesi günü de Paris'te kitlesel bir yürüyüş düzenlenecek. Çünkü bu Paris'te yaşanan biliyorsunuz ikinci katliam Kürt aktivistlere yönelik. Bundan 10 yıl önce Sakine Cansız ve iki arkadaşına, 3 kişi, 3 kadın gene katledilmişti. Orada yani Türk istihbaratının da elinin olduğuna dair ciddi ibareler ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bu yapılan katliamla ilgili de kimin yaptığına dair şu anda Fransız kurumları, polisi araştırmalar yapıyor ediyor ama net bir açıklama yok. Şu ana kadar yapılan tek açıklama saldırganın 69 yaşında efendim bir devlet demir yollarından emekli bir kişi olduğu söyleniyor. Daha önceden suçları olduğu söyleniyor. Zaten yeni hapisten çıktı. Gene bu tür yaralama, silahlı saldırılarla ilgili hapiste yattığı söyleniyor. Ya bu kişi niye seçildi? Niye bu 3 Kürt aktivist öldürüldü? Çünkü öldürülenlerden birisi de yani Kürt hareketinin önde gelen Evet. birileri, İsimlerindendi. kişilerinden birisi. Dolayısıyla niye bu kişi seçildi? Niye o bölge seçildi? Bütün bunlar soru işareti ama özellikle Avrupa genelindeki bütün Kürt halkı ciddi bir hassasiyet ve duyarlılık içerisinde. Fransız görevliler de adeta şaşkınlar çünkü Ahmet Kaya Kültür Merkezi Paris'in önemli bir sokağında ve orası normal şartlarda polis tarafından korunuyor. Ona rağmen nasıl saldırgan oraya kadar gidebildi, nasıl bunu yapabildi? Bütün bunlar soru işareti ama tabii Avrupa'nın en önemli baş şehirlerinden birinden Paris'te böyle bir şeyin yaşanması hem Fransa'nın imajı açısından hem efendim Avrupa'da yaşayan Kürtler ve diğer sol cenaha acaba bir gözdağı mı vermek, acaba Kürtleri cezalandırma ya da yeni bir şeyin altyapısı mı hazırlanıyor diye bir sürü Evet. komplo teorileri konuşuluyor tabii. Ama cumartesi günü Paris'te gene kitlesel bir yürüyüş yapılma hazırlıkları var yani şu anda.
Evet, ayrıca hemen belirtelim, Türkiye'de de buna benzer diyelim yine, yani cinayetler üst üste yaşanmaya devam ediyor. İşte Sinan Ateş cinayeti konuşuluyor. Programın da sonuna geldik. İlerleyen günlerde konuklarımızla birlikte bu konuyu konuşacağız. Hemen şunu da belirtmek istiyorum Sayın Kılıçkaya, duymuşsunuzdur, Danıştay'ın kararı ile İstanbul Sözleşmesi tamamen feshedildi, geri çekildi. Bu konuyla da ilgili görüşeceğiz. 2022 yılı program başında dedim ya, koca bir yıl arkada kaldı, ama bizleri bıraktığı hayal kırıklıkları, üzüntüleri hala devam ediyor. Biz asla, özellikle de senenin son ayı, saçının bir teli gözüktü diye sokakta işkenceye uğrayıp hayatını yitiren kadınları unutmayacağız, bir. İkincisi, bu kadınların yanında olan, siz haksızsınız diye şarkılar yaparak kadınların yanında olan, tekrar yineliyorum, genç adamlarımızı, erkeklerimizin idam edilmesini unutmadık, unutmayacağız. Ve genç yaşta, ama çok genç yaşta, genç kadınlarımızın ve yine 6 yaşında kız çocuklarımızın, erkek çocuklarımızın suistimal edilmelerini, tacizlere uğramalarını unutmadık, unutmayacağız. Ve ne diyelim sevgili Kılıçkaya, tekrar yineleyelim. En azından bu yıl seçme hakkımız var. Bu seçimleri en güzel şekilde kullanmak için, hak ve adalet için, özgürlük için, mavi gökyüzünde tekrar çocuklarımızın uçurmaları için biraz böyle, ne diyelim efendim, duyarlı olalım ve programları, konukları izleyerek seçime de hazırlıklı bir şekilde gitmiş olalım diyelim. Bu akşamı noktalayalım. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. Size de, tüm izleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi.